Pars International Medya Organizasyonu ile bugün Girne'de gerçekleşecek International Summit Awards gecesine dünya futbolunun efsane ismi Ronaldinho onur konuğu olarak katılacak. Ronaldinho, ödül törenine katılmak üzere özel uçakla Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Ronaldinho'nun katılacağı etkinlikte spor ve sanat dünyasından birçok önemli isim bir araya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti U12 milli takımı, Ulduz Kup'ta galibiyet serisine devam ediyor. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen U12 milli takımı, özellikle hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Savunmada da başarılı bir performans gösteren takım, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, Ganalı Elvis Niyarko ile anlaşma sağladı. Kırmızı beyazlılar, Malili Ladji Malle ve Zambiyalı Emanuel'i renklerine bağlarken, Çayna Bazar gençlik gücünden kaleci Remzi Rıylı'yı da kadrosuna kattı. Lefke Spor Kulübü'ne önemli hizmetleri geçmiş merhum Tumbo lakaplı Osman Solkanat anısına Lefke ile Mesarya takımları karşı karşıya geldi. Lefke, 16 Ağustos Karadağ Stadı'nda oynanan maçta Lefke, konuk ettiği Mesarya'yı 2-1 yendi. Lefke'ye galibiyeti getiren golleri Gris ve Dauda kaydetti. Yeni sezonda Aksa, 1. Lig'de mücadele edecek olan Vadili'de bazı kendini bilmez kişiler Vadili stadının zemininde drift yaparak sahaya zarar verdi. Vadili kulübünün eski başkanı Ayşe Menteş, Vadili stadının zemininde arabayla drift yaparak zemini mahveden kişilerden şikayetçi oldu. Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı. South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında son iki Paralimpik Oyunlar şampiyonu Türkiye, unvanını korumak için İsrail karşısına çıktı. İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıntılar ve daha fazlası sysport.tv'de.